Herkese merhaba. Dünyada çok fazla sayıda dövme stili var ve herkes kendine en çok yakışanı bulabilir. Ancak oldukça gerçekçi görünen dövmeleri çok pahalı oldukları ve çok az uzman bu tarz dövmeleri yaratabildiği için herkes yaptıramaz. Bu çalışmalar vücudunuzda gerçek resimler ya da fotoğraflar gibi görünüyor. Bu dövmeleri kendi gözlerinizle göreceksiniz. Hadi başlayalım. Gerçekçi portreler. Sevdiğiniz birinin ya da bir ünlünün suratını vücudunuza dövme yaptırmadan önce iyice düşünmelisiniz. Çok az dövme sanatçısı gerçekçi portreler yaratabilir ve bu durumda sonuç oldukça önemlidir. Aksi takdirde tüm yaşamınızı omzunuzda sevdiklerinizin şekli bozulmuş gülümsemesiyle geçirirsiniz. Ancak birçok yeteneksiz gerçekçi portre dövme sanatçıları arasında gerçek ustalar da var. Ripenik şehrindeki Polonyalı sanatçı Karol Rybakowski gibi. Karol, eşsiz stilini yıllar geçtikçe geliştirdi ve bugün çok gerçekçi dövmelerin önde gelen ustalarından. Jimi Hendrix'in şu capcanlı görünen gözlerine bir bakın. Sanki ruhunuza bakıyor gibi görünüyor. Protesteğin geleceği. Çocukluğundan beri Terminator olmanın hayalini kuranlar sıradaki dövme sanatçısını mutlaka ziyaret etmeli. Brooklynli Yomiko Moreno bu bölgede uzmanlığıyla tanınıyor. Bu adam mürekkep ve dövme makinesi yardımıyla müşterilerinin derisinin altına sensör, kablo ve demir detaylar gibi her tür cyborg donanımı yerleştirebilir. Muhteşem ışık ve gölge teknikleri kullandığı için bu adam gerçek 3 boyutlu resimler yaratıyor. Ancak Yomiko müşterilerini yalnızca Arnold Schwarzenegger'in bir kopyasına dönüştürmüyor. Aynı zamanda muhteşem güzel sanatlar bilgisini kullanarak büyük ölçekli başyapıtlar da yaratıyor. Örneğin Da Vinci ve Rubens'in karmaşık eserlerini müşterilerinin derisine işleyebiliyor. Canavarımsı devasa ahtapottan ünlü futbol oyuncularına herhangi bir şeyin gerçekçi resimlerini bile yapabiliyor. İşkolik. Bu alışılmadık dövmenin sahibi hakkında söyleyebileceğimiz tek şey yanında taşıdığı her şey onun. Bu adam büyük ihtimalle araba tamircisi. Dövmedeki aletler o kadar gerçekçi görünüyor ki deriyi kayıştan çıkarıp almak istiyorsunuz. İnanılmaz geometri. Aşırı gerçekçi lafını duyduğunuzda aklınıza ilk ne geliyor? Büyük ihtimalle insanların çok ayrıntılı portrelerini ya da her bir detayın göründüğü natürmort resimleri düşünüyorsunuzdur. Kısacası yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf gibi görünen ama aslında gerçek olmayan fotoğrafları düşünüyorsunuzdur. Aslında tüm bunlara tromlol ya da görsel illüzyon denen stilleri de ekleyebiliriz. Bu tarzda çalışan sanatçılar insan vücuduna gerçek gibi görünen ancak gerçekte var olamayacak olan çizimler yapıyor. Amerikalı uzman Jesse Riggs'in yarattığı bu başyapıtları tarif etmek çok zor. Kendi gözlerinizle görmeniz daha iyi. Bu adamın çalışmaları farklı farklı fantastik temalardan oluşuyor. Örneğin uzaylıların ve avatarların suratları, uzay galaksileri ve diğer boyutlar. Ancak herhangi bir dövme sanatçısı bunun gibi bir şey yapabilir. Jesse'yi diğerlerinden ayıran şey, çalışmalarını küp ve altıgen prizma gibi geometrik şekilleri birleştirerek yaratması. Bunun sonucunda da sanki deri parçalara ayrılıyormuş, bir yapboz oluşturuyormuş ve gizemli dünyalara açılıyormuş gibi görünüyor. Biraz ürkütücü ama bir o kadar da büyüleyici. Bilgisayar kodu dövmesi. Bir dakikalığına bilgisayar teknolojisinden bahsetmek istiyoruz ancak sizi sıkmayacağımıza söz veriyoruz. 1960'lı yılların başında Amerikalı programcılar ASC2 isimli bir kod yarattılar. Bu koddaki her bir karakter farklı basılabilir ve basılmayan numaralara ve sembollere cevap veriyordu. Bunun nerede ve nasıl kullanıldığını söylemeyeceğiz. En ilginç şey ise bu kod yardımıyla gerçek resimler yaratabilirsiniz. Üstelik sadece bilgisayarda değil, aynı zamanda insan vücudunda da. Kıbrıslı ünlü dövme sanatçısı Andreas Rontis'in tam olarak yaptığı şey de bu. Sanatçıya göre ASC2 grafiği onu her zaman büyülemişti. Ancak gerçek hayatta bu grafiği nasıl kullanacağını bilmiyordu. Ona hak veriyoruz. Neticede yalnızca güzel bir çizim oluşturmanız değil, aynı zamanda manuel olarak binlerce küçük sembolü doldurmanız gerekiyordu. Böylece resim tamamlanmış görülebilirdi. Ayrıca çizgiler ve karakterler arasında neredeyse hiç boşluk olmamalı. Tüm bunlar yüzünden bu dövmede hataya yer yok. Ancak Rontus uzun yıllar boyunca kurduğu hayalini gerçekleştirmeyi başardı. Ve bugün dünyadaki tek kod dövmesi sanatçısı. Tutkulu yazar. Daha önce hiçbir eşyayı aramak için evi talan ettiğiniz, daha sonra da bunca zamandır aradığınızın zaten yanınızda olduğunu fark ettiğiniz oldu mu? Mesela zaten kafanıza taktığınız gözlüğünüzü evde aradınız mı? Bu adam için endişelenmenize gerek yok. Kulağının arkasındaki kalem hiçbir zaman kaybolmayacak. Ama bu kalemi kullanamayacak olmak da çok üzücü. Bu kalemin gerçek olmadığını anlamadan önce kaç kez kalemi ödünç istemişlerdir tahmin bile edemiyoruz.
Futbol üniforması. Brezilya'daki insanlar için futbolun ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Bu ülkede yaşayan insanlar neredeyse yürümeye başlar başlamaz futbol oynamayı öğrenir ve herkesin bir favori futbol takımı olmalıdır. Brezilya'daki en ünlü takımlardan biri olan Flamengo, Rio de Janeiro'da kuruldu. Videomuzun sıradaki kahramanı bu kulübün bir hayranı. Ancak José Mauricio de Anos yalnızca bir hayran değil. Sadece stadyuma gitmiyor ve televizyondan favori takımının maçlarını izlemiyor. Bu adamın Flamengo sevgisi o kadar içten ki ömrünün sonuna kadar takımını vücudunda yaşatmaya karar verdi. Hem de koluna yaptırdığı basit bir dövmeyle değil, tüm gövdesine takımının kırmızı ve siyah formasını çizdirerek. Bu dövmeyi yaptırmak için Jose birkaç saat süren 32 acı verici seansa girdi. Tüm bu süreç tam bir yıl sürdü. Neyse ki birkaç yıl içinde kulüp takım üniformasını değiştirmeyi düşünmüyor. Bunun ne kadar büyük bir hayal kırıklığı olacağını bir tahmin edin. Kimlik kartı. Her yetişkin acilen kimlik kartına ihtiyaç duyduğu, ancak aradıktan sonra kimlik kartını bir yerde unuttuğunu fark ettiği bir an yaşamıştır. Kimlik kartınızı her zaman yanınızda taşımak çok iyi bir fikir de değildir. Çünkü belgelerinizi kaybedebilirsiniz. İşte Vietnamlı bu adam bu sorunu oldukça tuhaf bir şekilde çözdü. Kimlik kartının dövmesini koluna yaptırdı. Böylece arkadaşlarıyla partiden dışarı her çıktığında kimliğini göstermek zorunda kalmıyordu. Bu tabii ki çok gerçekçi bir dövme değil, ancak pratik zekalığı yüzünden takdir edilmeyi hak ediyor. Tek sorun gece kulübü güvenlik görevlilerinin bunun hakkında ne düşüneceği. Derideki yama. 10 ya da 20 yıl önce favori müzik grubunuzun ürünlerini internetten almanın henüz mümkün olmadığı yıllarda hayranlar müzik gruplarına olan sevgisini göstermek için yaratıcı yollar bulmak zorundaydı. Örneğin pantolonlarına, ceketlerine ve sırt çantalarına müzik grubunun logosunun işlendiği bir yama yaparlardı. Artık böyle şeyleri kimse yapmıyor, ancak bunun bir istisnası olabilir. Brezilyalı inanılmaz sanatçı Duda Lozano ile tanışın. Bu adamın yaptığı dövmelerde sanatçının karakteristik stilini gördüğünüzde birinin bu yamaları insanların derilerine yapıştırdığını düşünebilirsiniz. Çünkü bu dövmelerin çoğu gerçek yamalara benziyor. Ama merak etmeyin, deriye bir şeyler çizme süreci pek rahatlatıcı olmasa da sanatçı sadist yöntemler uygulamıyor. Sanatçının çok gerçekçi olan bu çalışmalarının en büyük sırrı özel bir resim tarama tekniği kullanması ve inanılmaz bir ışık ve gölge bilgisine sahip olması. Ayrıca sanatçı detaylara çok dikkat ediyor. Brezilyalı sanatçı dövmenin dış kısmına siyah şeritler bile ekliyor. Böylece bu çizgiler yamanın dikişiymiş gibi görünüyor. Komik çizgi film karakterleri, şık marka ayakkabılar ve ünlü futbol kulübü logoları bile bu stille olağanüstü görünebiliyor. Bu yamalardan birini yaptırmaya cesaret edebilir miydiniz? Ürkütücü canavar. Gerçekliği ararken bazı dövme sanatçıları alışılmadık numaralar kullanıyor. Örneğin sadece beyaz mürekkep kullanıyorlar. Beyaz boya normalde sadece yansıtma yapılacağı zaman kullanılır. Beyaz boya direkt olarak cilde uygulandığında bir yara izi efekti oluşturuyor ki birçok insan yara izlerini çok çekici bulur. Eğer biraz daha hayal gücü kullanırsanız bunun gibi bir şeye sahip olabilirsiniz. Sanki pençeleri olan garip canavar derinin içinden çıkmaya çalışıyor. 3 boyutlu heykeller. İnsan beynine 3 boyutlu model editörü yerleştirildiğinde ortaya çıkan sonuç tam olarak bu. En azından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Colorado eyaletinde yaşayan bu dövme sanatçısının işlerine baktığınızda ilk olarak aklınıza bu geliyor. Arlo Di Cristina çocukluğundan beri kalemle, yağlı boyayla ve boya tabancasıyla resim yapıyordu. Bunun yanında pigrafiyle de ilgileniyordu. Sıkı çalışmalarından elde ettiği deneyim ve hatalarından çıkardığı dersler onu döneminin en ünlü gerçeküstü dövme sanatçısı yaptı. Ünlü süper kahramanlar, korkutucu caniler, insan biçimindeki yaratıklar ve fantastik resimler. Yetenekli dövme ustası sayesinde tüm bunlar derinizde olabilir. En önemlisi de bu adam her bir işini kendi eşsiz tarzına uygun yapıyor. Süper kahraman yumruğu. Güçlü olmak için sürekli ıspanak yiyen çizgi film karakterini hatırlıyor musunuz? Bu karakterin adı Temel Reis'ti ve kol kasları bir nedenden pek de orantılı değildi. Rus dövme sanatçısı Alina Folkina, müşterilerinden birinin alt koluna bu karakteri çizmeye karar verdi. Ve sonuç oldukça komik. Buna benzer bir diğer dövme başka bir evrenden geliyor. Bu dövmedeki kişi, video oyun serisi olan Street Fighter'ın ana karakteri Ryu. Bu dövmede gerçekten de iyi bir dövüşçü gibi görünüyor. Gökdelenden atlamak. Bu devasa dövmeyi gördüğünüzde dövme sahibinin yalnızca farklı resimlerle vücudunu süslemeyi sevdiğini değil, aynı zamanda muhteşem bir mizah anlayışı olduğunu anlayacaksınız. Dövmenin sahibi şişmanlarsa ya da kaslanırsa dövmenin nasıl görüneceğini bir düşünün. Üçüncü göz.
Normalde üçüncü gözün alında belirdiğini söylerler. Ancak bu gözü pek adam, üçüncü gözü için olağanüstü bir yer seçti. Bu dövmenin tüylerinizi diken diken yaptığını itiraf etmelisiniz. Bu adamın dişçisinin yerinde olmak istemezdi. Büyük ihtimalle sürekli izlenmeye alışmıştır.